Arkadaşlar merhaba, Karacan TV'ye hoş geldiniz. Dersimiz coğrafya. Bugün kültür bölgeleri konusunu anlatacağım. Başlıkta gördüğünüz jeopolitik konum sınava dahil olmadığı için jeopolitik konumu anlatmayacağım. Haritamıza baktığımız zaman ilk uygarlıkların dağılışlarını görmekteyiz. Aztek, Maya, İnka, İnkalar arkadaşlar Ant Dağları üzerinde kurulmuştur. Mısır medeniyeti Nil Nehri'ne bağlı gelişme göstermiştir. Akdeniz medeniyeti, Mezopotamya, Fırat ve Dicle'nin arasında kalan sahaya verilen isimdir arkadaşlar ve bu iki akarsuya bağlı gelişme gösteren bir uygarlıktır. Hint medeniyeti, İndus ve Ganj nehirlerine bağlı gelişmiş bir medeniyettir. Çin medeniyeti ise Sarı Irmak, Gök Irmak diğer isimleriyle Huangpu ve Yangtze nehirlerine bağlı gelişen medeniyettir. Medeniyetlerin harita üzerindeki dağılışını ve aynı zamanda hangi doğal oluşuma bağlı geliştiğini bilmeniz gerekiyor. Yani İnkaların Ant Dağları'nda, Mısır, Mezopotamya, Hint medeniyetinin hangi nehirlere bağlı geliştiğini biliyor olmamız gerekiyor arkadaşlar. Sorularda bu bilgiler karşınıza gelebilir. Kültür bölgeleri ve ilk kültür merkezleri. İlk insanlar avcılık ve toplayıcılıkla geçinmiş, topluluklar halinde göçebe olarak yaşamıştır. Zamanla taş, ağaç ve kemiklerden alet yapmaya başlamışlardır. Paleolitik ve mezolitik dönemde geçici barınaklarda kalmışlar, avcılık ve toplayıcılık yapmışlardır. İlk üretim neolitik dönemde başlamıştır. Üretimin başlamasıyla birlikte iklimin elverişli olduğu, verimli toprakların bulunduğu ve su kaynaklarının yeterli olduğu alanlar seçilmiştir. Bu alanlar ilk uygarlıkların kurulduğu alanları oluşturmaktadır. İlk uygarlıkların kurulduğu alanların ortak özellikleri, İklim koşullarının yaşama ve tarımsal faaliyetlere uygun olmasıdır. Tarım alanları, akarsu çevreleri, korunaklı limanlar ilk uygarlıkların kuruluş yerinin seçiminde etkili olan faktörlerdir. Mezopotamya, Mısır, Çin, Hint, Akdeniz, Aztek, Maya ve İnka medeniyetleri ilk kurulan uygarlıklardır. Mezopotamya uygarlığı. Güneydoğu Toroslardan başlayarak Basra Körfezi'ne kadar uzanan Fırat ve Dicle nehirleri tarafından sulanabilen bir bölgedir. İklimi tarıma uygun olan bölgedeki tarım alanları sulanabilmektedir. Verimli hilal adı verilen bölgede yer almaktadır. Sulu tarım çalışmaları, bataklıkların kurutulması, taşkınlar sonucunda alüvyal altında kalan tarlaların düzenlenmesi gibi konularda gelişmişlerdir. İlk şehirlerin kurulduğu, yazının ilk olarak kullanıldığı medeniyet tıp, astronomi ve matematik alanlarında çalışmaların yapıldığı bir uygarlıktır. Mezopotamya'da kurulan en önemli uygarlıklar Sümer, Babil ve Asur uygarlıklarıdır. Sümer uygarlığı, Uruk, Kiş, Lagaş ve Nippur adı verilen şehir devletlerini kurmuşlardır. Buğday, arpa, çavdar yetiştirmişlerdir. Çivi yazısını geliştirmiştir Sümerler ve yazının icadı ile tarih devirleri başlamıştır diyoruz. Zigurat adı verilen tapınaklarında tahıl ambarları, din adamlarının barınakları ve gözlem evleri bulunmaktaydı. Güneş saatini geliştirerek yılı 12 aya, ayları 30 güne bölerek geliştirmişlerdi. Gılgamış, Yaratılış, Tufan destanlarını da ortaya koymuşlardır. Babiller ise tarımla uğraşmışlardır. Babil'in asma bahçeleri bu uygarlığın eseridir. Hammurabi kanunları ilk anayasa niteliğindedir. Yılı 354 güne bölmüş, burçları bulmuş ve astronomi alanında çalışmalar yapmışlardır. Asur uygarlığı Mezopotamya'nın kuzeyinde kurulmuştur. Tarımdan çok ticaretle uğraşmışlardır. Anadolu'ya yazıyı getiren bu uygarlık Anadolu'da koloniler kurmuşlardır. Bu nedenle ilk sömürge uygarlığı olarak da kabul edilmektedir Asurlular. Mısır uygarlığı M.Ö. 3000'li yıllarda Nil Vadisi ve Nil Deltası'nda kurulmuştur. Arkadaşlar Herodot'un tarihi bir sözü vardır. Mısır, Nil'in hediyesidir demiştir Herodot. Mısır uygarlığı tarımsal üretimde yılda birden fazla ürün almaya başlamıştır. Nil Nehri'nin taşkınları sonucunda bozulan tarlaları düzenleme işi geometride ilerlemelerini sağlamıştır. Astronomide ilerleyen medeniyet güneş yılını esas alarak takvim geliştirmişlerdir. Mısır medeniyetinin etrafı çöllerle çevrili olduğu için başka uygarlıkla fazla etkileşime girmemişlerdir ve kendine has bir kültür
geliştirip bu özelliğini korumuşlardır. Tanrı kral özelliğindeki yöneticiler tarafından yöneltildiği için de hukuk sistemi fazla gelişmemiştir Mısır uygarlığında. Tıp, eczacılık, nehir ulaşımı ile ticaret, takvim ve hiyeroglif adı verilen resimli yazı bu uygarlığın en önemli katkılarıdır. Zamanı gün, mevsim, ay ve yıl olarak bölümlendirmişlerdir. Mimaride de gelişmişlerdir ki Mısır piramitleri dünyaca ünlü arkadaşlar bildiğimiz üzere. Hititler ile yapılan Kadeş Anlaşması bilinen ilk yazılı anlaşma olarak da tarihe geçmiştir. Şimdi de Anadolu uygarlıklarını ele alacağız. İklim, yer şekilleri ve su kaynakları yönünden yerleşmeye uygun olan Anadolu topraklarında Urartular, Hititler, Hattiler, Frigyalılar, Lidyalılar ve İyonlar gibi çok sayıda medeniyet kurulmuştur. Çin uygarlığı, ilk uygarlık, uygun iklim ve sulama olanakları nedeniyle Sarıırmak, Gökırmak çevresinde kurulmuştur. Mimaride gelişmiş olan Çin uygarlığının yapmış olduğu tapınaklar, sivil, Çin Seddi ise askeri mimari örnektir. Çinicilik, seramik, çömlekçilik gelişmiştir. Kağıdı üreten, mürekkebi bulan, matbaayı geliştiren, barut ve pusulayı icat eden uygarlıktır. Aşağıdakilerden hangisi Çin medeniyetinin dünya mirasına katkılarındandır, değildir gibi bir soru gelebilir karşınıza. Bu noktada dikkatli oluyoruz. İpekli dokuma gelişmiştir. Bu uygarlığın ürettiği ipeğin Avrupa başta olmak üzere birçok yere de satımı gerçekleştirilmiştir. Hint uygarlığı, verimli tarım alanlarına sahip Indus ve Ganj nehirlerinin çevresinde kurulmuştur. Çok sayıda tarım ürününün yetişmesi için uygun koşullara sahip olan uygarlığın temel geçim kaynağı tarımdır. Dini ve etnik yapının çok çeşitli olduğu bu medeniyette siyasi birliktelik sağlanamamıştır. Mimari alanında gelişmişlerdir. Toplumun kas sistemi ile topluluklara bölünmüş olması bu uygarlığın gelişimindeki en önemli engeldir diyoruz. Akdeniz uygarlıkları, Akdeniz çevresinde iklimin uygun olması tarımın gelişmesini sağlamıştır. Ancak tarım alanlarının dar olması arkadaşlar, bunun yanında Torosların oluşturduğu engebe, karstik arazinin yaygın olması Akdeniz medeniyetinin daha çok ticarette gelişmesini sağlamıştır tarımdan çok. Ancak Mezopotamya, Mısır, Çin ve Hint medeniyetleri kadar da tarımda bu nedenlerden dolayı ilerleyememişlerdir diyoruz. Yunan uygarlığı, daha çok denizcilik ve ticaret ile uğraşan uygarlık çok sayıda koloni kurmuştur. Polis adı verilen şehir devletlerini kurmuşlardır. Olimpiyat oyunlarını düzenleyen ilk uygarlıktır. Felsefe, tarih ve edebiyat alanlarında ilerlemişlerdir. Demokrasi alanında gelişme gösteren uygarlık, tiyatrolar, tapınaklar ve kütüphanelerde kurmuştur. Soru örneğimizde devam ediyoruz. Aşağıdaki uygarlıklardan hangisi denizcilik ve deniz ticareti anlamında daha fazla gelişme göstermiştir? Şimdi arkadaşlar baktığımız zaman Mısır uygarlığı tarımda, Mezopotamya uygarlığı tarım ve ticarette gelişmişti. Çin'de Hint uygarlıkları da ticaret ve tarımda gelişmişti. Akdeniz uygarlığı cevabımız olarak karşımıza çıkıyor. Akdeniz'de tarım alanlarının dar, yer şekillerinin engebeli ve karstik arazinin yaygın olması daha çok işte ticari alanda gelişme göstermesini sağlamıştır. Diğerlerinde tarım daha baskın diyoruz. Cevabımız Ceyhan. Roma uygarlığı, tarım, denizcilik ve ticaret ile uğraşmışlardır. Mimaride çok ilerleyen uygarlık Anadolu'da dahil olmak üzere çok sayıda eser bırakmıştır. Hazırladıkları 12 levha kanunları Avrupa hukuk sisteminin temelini oluşturmuştur. Latin alfabesi ve miladi takvimi son şeklinde Romalılar vermiştir. Aztek uygarlığı 14. yüzyılda Orta Amerika'da, yani Meksika'da arkadaşlar, yer alan bir adada kurulmuştur. Bataklıkların kurutulması ve tarımsal faaliyetlerde gelişmişlerdir. Kendilerine özgü alfabeleri, dinleri ve mitolojileri bulunur. Tıp, eczacılık, mimari, el sanatları, heykeltıraşçılık, seramik ve ticaret alanında da gelişme göstermiştir Aztekler. Maya uygarlığı, bu uygarlığın kurulduğu alanda M.Ö. 10.000 yıllarından kalma yerleşim izleri bulunmaktadır. Ancak Maya uygarlığının M.Ö. 250 yıllarında başladığı kabul edilmektedir. Şu anki günümüzdeki Honduras, Salvador, Panama ve Guatemala çevresini kapsar arkadaşlar Maya uygarlığının geliştiği yer. Tarım, mimari, matematik ve astronomi alanlarında ilerlemişlerdir. Taş işlemeciliği yapılmış olan piramitler
takvim ve astronomik gözlemler hakkında da bilgi vermektedir. İnka uygarlığı Güney Amerika'da Ant Dağları bölgesinde kurulmuştur. Yani günümüzdeki Peru, Bolivya, Ekvador, Şili ve Arjantin'in kuzey kesimleri arkadaşlar İnkaların kurulduğu yerdir. İnkalar denince zaten aklımıza Ant Dağları gelecekti. Aşırı sıcak ve nemli ekvatoral iklimin etkilerinden korunmak için yüksek yerlere, Ant Dağları'nın yüksek kısımlarına yerleşmişlerdir. İnkalar patates, mısır, domates, yer fıstığı, fasulye, kakao, ananas, biber ve havuç yetiştirdikleri tarım ürünleridir. Bunların tarımını geliştirmişlerdir arkadaşlar. Gelişmiş bir sulama sistemi ve teraslama yoluyla dağlık alanlarda tarım yapmışlardır. Dokumacılık, çanak çömlek işlemeciliği, taş işçiliği, mimari ve kuyumculuk alanında da ilerlemiş bir uygarlıktır. Matematik, tıp, eczacılık ve astronomi alanlarında da ilerleme göstermişlerdir. Ve arkadaşlar hem ay hem de güneş takvimini geliştirmiştir. İnka medeniyetine 1572 yılında İspanyollar tarafından da son verilmiştir. Şimdi de kültür bölgelerinin oluşum ve dağılışımını ele alacağız. Bir toplumun veya halk topluluğunun tarihsel süreçte ürettiği, kuşaktan kuşağa aktarılan her türlü maddi ve manevi değerlerin tamamına kültür denir. Bir kültürün doğduğu, ortaya çıktığı ve dünyaya yayılmaya başladığı yere kültür ocağı veya kaynak alanı denilmektedir. Kültür, komşu kültürler, teknolojik gelişmeler, coğrafi konum, iklim, yer şekilleri, toprak özellikleri, su kaynakları gibi coğrafi özelliklere göre de şekillenmektedir. Kültürü oluşturan unsurlar, maddi somut unsurlar, manevi soyut unsurlar olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Coğrafi konum, toprak özellikleri, su özellikleri, yer şekilleri, iklim özellikleri ve simgeler, örneğin anıtı, saray, kıyafet gibi arkadaşlar, bunların hepsi kültür oluşturan maddi unsurlardır. Dil, din, inanç, örf, adetler, hukuk kuralları, dünya görüşü, ahlak kuralları, siyasal örgütlenme ve komşu ülkeler ise kültür oluşturan soyut yani manevi unsurlardır. Geçmişten günümüze taşınmış olan maddi varlıklar ve manevi değerlere kültürel miras denilmektedir. Kültürün özellikleri, arkadaşlar kültür süreklidir. Birleştirici ve bütünleştiricidir. Zamanla değişebilir. Belirli kuralları vardır. Öğrenilebilir ve nesilden nesile aktarılabilir. Aynı zamanda toplumsaldır. Şimdi de kültür bölgelerini inceleyeceğiz. Batı Avrupa Kültür Bölgesi, coğrafi keşiflere kadar sadece Avrupa kıtasını kapsayan bu kültür, Akdeniz Avrupası'nı Latin Amerika'da, Kuzeybatı Avrupa'nın ise Kuzey Amerika'da, Avustralya ve Yeni Zelanda'da koloniler kurması ile taşınmıştır. Alan olarak en büyük kültür bölgesidir. Avrupa, Kuzey Amerika, Avustralya ve Yeni Zelanda'yı kapsamaktadır. Avrupa kültürü yeni dünyaya yerleştiğinde buralarda bulunan eski kültürleri büyük oranda değiştirmiştir. Kapsamında çok sayıda ülke ve konuşulan dilin bulunduğu bir kültür bölgesidir ve bu kültür bölgesinde de en yaygın din Hristiyanlıktır. İslam kültürü, Orta Doğu'da doğan bu kültür batıda Kuzey Afrika'ya, doğuda Orta Asya'ya kadar olan alana yayılmıştır. İslam kültürünün geniş alana yayılmasında kapsayıcı özelliğinin bulunması, her bireye ve kültüre hitap edebilmesi etkili olmuştur. Latin Amerika Kültür Bölgesi, Orta ve Güney Amerika ile Karayip Adalarını kapsamaktadır. Bu kültür bölgesinin oluşmasında İspanya ve Portekiz'in etkisi çok fazladır. Bu kültür bölgesinin oluşmasında yine Avrupa kültürü etkili olsa da bu alanda kendine özgü yeni bir kültür de oluşmuştur. Slav Rus Kültür Bölgesi, Doğu Avrupa'dan Kuzey Asya'ya kadar geniş bir alanı kapsayan kültür, İskandinav ve Bizans kültürlerinden etkilenmiştir. Orta Çağ'da Rus İmparatorluğu'nun sınırlarının genişlemesi ile etki alanını da genişletmiştir. Afrika Kültür Bölgesi, etnik, din ve dil bakımından çok sayıda toplumun bulunduğu bu kültür bölgesindeki birçok alt kültür, coğrafi engeller nedeniyle dışa kapalıyken sonradan diğer kültürlerden etkilenmiştir. Doğu Kültür Bölgesi, Güney, Doğu ve Güneydoğu Asya'yı kapsayan
Bu kültür bölgesi en fazla insanın yaşadığı kültür bölgesidir. Eski bir medeniyet yapısına sahip olan kültür bölgesinde kırsal nüfus ağırlıklı, hızlı nüfus artışına sahip bir toplum yapısı da hakimdir. Bu kültür bölgesinde Çin, Hint ve Pasifik kültürleri gibi alt kültürleri bulunmaktadır. Şimdi Doğu kültür bölgesinin alt kültür bölgelerini ele alacağız arkadaşlar. Çin kültür bölgesi eski ve köklü bir kültür olduğu için zengin bir kültürel birikimi vardır. Çok sayıda etnik bakımdan farklı toplumları kapsayan bu kültürde Konfüçyanizm ve Budizm en yaygın dinlerdir. Hint kültür bölgesi yayılış alanı dar olmasına karşın nüfus miktarı çok fazla olan kültür bölgelerinden biridir. Hint medeniyetinin devamı şeklinde olan kültürde Hinduizm en yaygın inanılan dindir. Pasifik kültür bölgesi Büyük Okyanus'ta Malezya, Mikronezya ve Polinezya gibi yüzlerce adayı kapsamaktadır. Avrupalıların keşfine kadar diğer kültürlere kapalı kalmıştır. Dünyanın en az nüfuslu ve diğer kültürlerinden en az etkileşime girmiş olan kültür bölgesi Pasifik kültür bölgesidir diyoruz. Şimdi de örnek sorumuz var arkadaşlar. Hemen sorumuzu çözüyoruz. Herhangi bir kültür başka bir kültür bölgesine yerleştiğinde çoğunlukla burada bulunan kültürleri değiştirmektedir. Buna göre aşağıdaki kültür bölgelerinden hangisi daha fazla değişime uğramıştır? Arkadaşlar baktığım zaman Çin, Hint, Slav Rus kültürü, Afrika kültürü bunlar kendine özgü daha has kültürlerini korumuşlardır. Fakat Latin Amerika kültürü özellikle Batı Avrupa'daki ülkelerin etkisinde kalmıştır. İspanyol ve Portekizler Latin Amerika kültürünü büyük oranda etkilemişlerdir ve bu yüzden cevabımız Edirne diyoruz. Evet, şimdi de Türk kültürünü inceleyeceğiz. Türk kültürü Orta Asya'da ortaya çıkmış, Orta Asya'nın coğrafi özelliklerine göre şekillenmiş olduğu için kültür ocağı Orta Asya'dır diyoruz. Çok köklü ve eski bir kültür olan Türk kültürü, konar göçer yaşam tarzı veya hayvancılık faaliyetleri, bölgenin iklim özellikleriyle bitki özellikleri tarafından şekillendirilmiştir ve Bozkır kültürü de denilen bir kültürdür. Orta Asya'nın iklim özellikleri, inanç, örf, adet, gelenekleri belirlemiştir. Konar göçer yaşam tarzı hürriyet duygusunu sürekli canlı tutmuştur. Askerliğin bir meslek olmadığı Türk kültüründe kadın ve erkek eşit konumdadır. Toplumsal ilişkiler törelere göre düzenlenmiş olup kölelik ve bazı zümreye tanınan ayrıcalıklar da yoktur. Konar göçer yaşam nedeniyle kolay taşınabilen küçük eşyalar yapmışlardır. Hayvancılık dışında halı ve kilim dokumacılığı da gelişmiştir. Türk kültürü ve devlet yönetimi ile ilgili bilgilerin bulunduğu Orhun kitabeleri Türkçenin ilk yazılı örneklerini oluşturmuştur. Orta Asya'da Çin, Moğol kültürleriyle etkileşime giren Türk kültürü göç ettikten sonra Hint, Pers, Yunan ve İslam kültürleriyle de etkileşime girmiştir. Konar göçer yaşam döneminde pek mimari eserler gelişmemiştir arkadaşlar. Türk kültürü yerleşik hayata geçtikten sonra çok sayıda mimari eser bırakabilmiştir. Çünkü konar göçer göçebe yaşam tarzında arkadaşlar taşıyabilecekleri eserler yapabilmişlerdir. Evet arkadaşlar, Türk kültürünün kültür ocağını gösteriyor haritamız ve buradan dünyanın diğer yönlerine doğru Türk kültürü yayılmış. Gördüğünüz üzere kuzeyde Sibirya, Avrupa'ya doğru, Arap Yarımadası'na, Çin'e doğru yayılımı görüyoruz. Türk kültürünün ocağını, ilk genişleme alanını ve dünyaya yayıldığı göç yollarını da haritamızda gördükten sonra konumuza devam ediyoruz. Anadolu'ya yapılan göçler sonucunda Türk kültürü daha geniş yayılış alanı bulmuştur. İslam kültürüyle kaynaşan Türk kültürü Orta Asya'daki gelenek ve göreneklerinin bir kısmını da devam ettirmiştir. Türk kültürünün Anadolu'ya yayılmasında Yunus Emre, Mevlana, Hacı Bektaş-ı Veli, Ahi Evran gibi kişilerin önemli katkıları bulunmuştur. Çadır yapma sanatı daha sonraki dönemlerde kubbe ve yuvarlak kümbet yapma şeklinde mimaride de devam etmiştir. Türk kültürüne ait eserler Çin'den Fas'a, Avrupa'da ise Balkanlar ve Macaristan'a kadar olan geniş bir alana yayılmıştır. At, lale, çay, çadır, lokum, kilim, mimari, Türk kahvesi, Ebru sanatı arkadaşlar Türk kültürünün önemli simgeleridir diyoruz. Uygarlıkların merkezi Anadolu.
Anadolu uygarlıklarının beşiği olmasının nedenlerini söyleyeceksin de. Arkadaşlar, iklimin yaşam ve tarıma uygun olması, verimli tarım alanlarının bulunması, su kaynakları bakımından zengin olması, yer şekillerinin birçok yörede yerleşme elverişli olması, üç tarafın denizlerle çevrili olması, coğrafi konum nedeniyle komşu medeniyetler ile etkileşimin kolay olması, eski dünya karalarının ortasında bulunması, boğazlara sahip olması, önemli ticaret ve göç yolları üzerinde bulunması, doğal kaynak bakımından zengin olması Anadolu'nun uygarlıkların beşiği olarak bilinmesinin nedeni diyebiliriz. Bitki örtüsü ve hayvan çeşitliliğinin fazla olması nedeniyle paleolitik dönemde avcılık ve toplayıcılık ile uğraşan insanlar İstanbul Yarımburgaz Mağarası, Şanlıurfa Göbekli Tepe, Karain Antalya, Konya'da Dursunlu, Niğde'de arkadaşlar Kaletepe gibi alanlarda yaşamışlardır. Su kaynaklarının zenginliği ve verimli tarım alanlarının bulunması nedeniyle yerleşik hayatın başladığı Neolitik dönemde ise Çayönü Diyarbakır, Acılar Burdur, Çatalhöyük Konya, Aktuşa Çorum gibi alanlarda yaşam alanlarını oluşturmuşlardır. Anadolu'nun yeraltı kaynakları bakımından zengin olması nedeniyle Kalkolitik dönemde Anadolu'nun önemi artmıştır. Tarihi çağrılardan itibaren Anadolu, Hatti, Huri, Hitit, Urartu, Troya, Kirik, Lidya, Karya, Likya, Helen, Galat, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlı gibi birçok medeniyetin kurulduğu, geliştiği yerde olmuştur. Anadolu çeşitli medeniyetleri iç içe yaşadığı, barındırdığı bir özelliğe sahiptir arkadaşlar. Bunun yanı sıra da Mısır, Kafkas, Pers, Arap ve Pers, Fars kültürleri ile de etkileşime girmiştir. Bugünkü konumuzu burada noktalandırıyoruz. Konunun başında da vurguladığımız gibi başlıkta yer alan jeopolitik konuma geçmeyeceğim. Jeopolitik konuma çalışmanıza gerek yok arkadaşlar. Çünkü jeopolitik konum bu sene sınav konularına dahil değil. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Hoşça kalın.